Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Bahtiyar insanlar. Bu dersteki gayemiz şu. Yani derslerde ekseri beden olmadığımızı, beden olmayınca bedenle dünyalık olmadığımızı yani buraya ait olmadığımız, beden olmadığımızı bir idrak ettik mi mesele çözülüyor. Fikren biliyoruz da alıştıra 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 yani kaya serttir, su yumuşaktır. Vura 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 oyduğu gibi yumuşak serti. Yani beden değiliz, beden değiliz böyle e, bedenden ibaret değiliz diye diye insanın hissiyatı yani fikriyatı hissiyata giriyor bedenden sıyrıldığımız zaman en küçük karımı şu kabir endişesinden o nispeten çıkıyoruz. Yani toprağın altına ne yapacağız? E, toprakta göz kullanılmayacak ki. Gözsüz düşünüyorsun. Toprağın altında göz kullanılmayacak. Kulak kullanılmayacak. O kullanılmadığı için orası karanlık değil zaten. Narkoz, narkoz yiyen hasta göz mü kullanıyor? Başka bir aleme geçti. Yani bunu Fikren biliyoruz da fakat hisse geçmek. Karanlıkta ne yapacağız? Ka kabir karanlık olabilmesi için gözün açık olması lazım. Göz açık değil ki karanlık olsun. Sessiz alemde ne yapacağız? Kulak çalışmıyor ki. Başka şeyler çalışıyor orada. Ya çok tuhaf. Şimdi bu akşamki dersimiz iptali his. Bu dersleri yapa yapa böyle insanın iç aleminin farkındalığını artırıyor. O neler varmış ya. Biz esas arka taraftaymışız. Bunu kullanmak için at gibi, araba gibi biniyoruz bu bedene. Bunu kullanıyoruz. Şimdi iptal-i his, ilk önce Mesnevi Nuriye'den okuyayım. Sonra iptal his ne demektir? Günahlar vesaire gafletlerle diş dünyada armutun, şeftalinin, arabanın, binanın, derenin, çayın, denizin, derenin, taşların konulduğu yer var. Mekan, toprak. Diş dünyamızda toprak ne, nedir? Bütün her şey onun üzerine kuruluyor değil mi? Aynı bunun gibi iç aleminin mekanı da histir. İç alemde her şey onun üzerine bina ediliyor. Armut dikiyoruz ya bir yere, şeftali dikiyoruz, bina yapıyoruz, araba sürüyoruz, dolaşıyoruz, koltukta oturuyorsunuz. Mekandasınız yani. Diş i̇şte dünyada toprak nedir? Yani mekan, İç alemdeki mekanın adı. Her şey onun üzerine orada bina ediliyor. İç alemin mekanı acayip bir şey işte cenab bak, Hak kocaman çınar ağacını çekirdeğe sıkıştırdığı gibi 18 bin alemi de his alemi denilen yere sıkıştırmış. Hisse ait misal vereceğim. His iptal nedir? Demek ki bu his iptal olabiliyor. Devre dışı olabiliyor. Başka ses abına çalışabiliyor. Bazen bu ifrat modunda gelecek hakkında takıntı yapar. Geleceği takılırsa his, hep geleceği düşünürse korku olur. Hep geçmişi düşünürse elem olur. İkisini toplarsa gayet hayat çok da güzel olur. Bir daha. His, mazisi mustakbeli yoktur. İç alemin mekanıdır. 18 bin alemin toprağıdır. Armut'un şeftalinin dikildiği toprak neyse, aklımız, duygularımız, hislerimiz, latifelerimiz, düşüncelerimiz, anlarımız nereye koyacağız? Ya ben bu defteri koydum. Ya bir yer lazım ki koyayım. Masa olduğu gibi Each alemdeki fikirleri, düşünceleri, zanları, duyguları, hayalleri, vefayı, gayeleri koyduğumuz yer dünya cinsinden değil. Bunun mazisi yok, istikbali yok. Mazi dediğim şey ezelden başlıyor. Ebed tarafı ise ahiret yoluyla gidiyor. Ucu bucağı yok. His anda hepsi yaşanır. Eğer bu his sif geçmişe takılırsa hep elem olur. Keşkelerle dolu olur. Yani maziden elem olur. Geçmişten yani hep böyle olumsuzluklar olur. Oraya takılır. Peki daha çok ne meşgul eder? Şekilsel ve seslerle. Ses ve şekille maziye götürür. Düşünceler, fikirler, gayeler, maksatlar, hedefler de bizi geleceğe baktırır. Bu geleceğe bakarken geleceğin korkuları, endişeleri, kaygıları olur. Yani istikbal, tulu, emel. Ne olacak ya? Aç mı olacağız? Nasıl yapacağız? O gelecek kaygısı yani kabir. İmanımız ne olacak? Nasıl öleceğim? Çoluk çocuğum ne olacak? Hep gelecek kaygısı. Kariyerim ne olacak? Boşanacak mıyız? Ne olacak? Bunu kıblesine koyan gelecek bu kaygılarını imani bil olur. Ahirete imanla bütüne getirilir. Kıblesine konulur. Zararından kurtuluruz. Yoksa gelecek kaygısı, endişesi, uçak daha düşüyor. Aa, turbulans da öyle bir şey işte. Ne kadar demiştin? A düşecek, düşmedi. İşte gelecek kaygısı, gelecek endişesi, gelecek sıkıntısının bütüne koyup, kıblesine, gayesine, maksana da koyup bana hizmet etmesi için korku Allah azap çekeyim diye vermemiş. Onunla anlamlanayım, onunla hayatımı tanzim edeyim, onunla taşkınlık yapmayayım. Onunla istikametli yaşayayım. Korku onun için verilmiş. Yapamam, diyemem, veremem. Haramdır ya, günahtır, ayıptır, vefadır ya gibi bunlar hep sana yaptıran korkudur. Ahiret var çünkü. Ahireti iman. Ahiret iman olduğu için haramdır, günahtır, diyemem, veremem. Ahiret inancı kişide olmasa böyle vefa kavramı haramdır, ayıptır, günahtır, yapmam lazım, gitmem lazım, dinlemem lazım, okumam lazım gibi bir kaygısı olmaz. Başka ne olur? Bunlarda, bu tiplerde tatmin olmaz. Memnuniyet göremezsiniz. Tableti verirsin, bilgisayar ver, araba ver, alem ver, her şey ver. Allah kendisine kendisini vermiş, memnun değil de. Hiç kimsenin sahip olmadığı bir nimete sahipsin. Sahibiz. Sen de bendin. De. Sen nereye sahipsin biliyor musun? Benim sahip olamadığıma sahipsin. Sen kendine sahipsin. Bunu vermiş. İmanı bil ahiret olmadıkça çocukta, kızda, hanımda, bizde, onda, bunda ne verirsen ver, ne yaparsan yap memnun edemezsin. Memnun olamazsın. İkide bir telefon değiştirmek, araba değiştirmek vesaire değiştirmek, hanım değiştirmeyi düşünmek de bu ahirete, imanı bil ahiretin hayatımızda pek tesirli olmadığındandır. Değişiklik bakalım getirir? Niye boşanıyorsun? Ya hocam bir değişiklik olsun Hakim ne olacak diyor. Almaya da öyle dedi Lan elbise mi değiştiriyorsun? ya? Ahiret hakkında ne düşünüyorsun yani? Peki onun hukuku ne olacak? Ne bileyim bir şeyler olur ya dedi. Bu kadar insan gidiyor dedi. Bu kadar oluk oluk insan gidiyor. Onlar ne yapıyorsa biz de öyle yaparız. Hiç umurunda değil yani. Sebebi imani bil ahirete yakiniyeti yok. Bu gaflet veriyor. İptal hissediyor. İptal hisseden şunlar. Cazibedar oyuncaklar, dünyanın fantaziyeleri. Uyutucu hevesat, heves, bitmez, tükenmez hevesler, ahirete iman hissini iptal ediyor. Bunlar. Başka, fantaziyeler. Yani işte ne olacak? Bir de, bir de böyle deneyelim diyor. Ne, ne diyor? Şaka demiyorum ha. <laughs> ne yapıyorsun? Niye boşanıyorsun? Niye böyle? Ya bir de böyle değişiklik olsun diyor ya. Bir macera alıyor. Yani depamil maddesinin öyle artması için 300-500 metreden yukarıdan aşağı iple atıyorlar ya. Acayip bir şey ya. Yani kandaki sistemi değiştirmek için. Oysa sen düşünceyle, tefekkürle değiştiriyorsun. Hollanda'da öyle bir şey vardı. Denizin ortasına kule koymuşlar böyle. Ona gittim baktım. Yukarıdan bağlamışlar ayağını. Hakikaten gafil ve kafir olmak dünyada da bir azaptır. E başka çarem yok diyor. Niye atlıyorsun tercüme ediyorlar. Bir değişiklik olsun diyor. Depamin olsun diyor ya. 300 metreden aşağı kafa üstü atacaklar seni. Suya az bir şey kalınca o ip bitecek. Ondan sonra bir akşama kadar böyle vücut titriyecek. Ey Allah bereket versin. Birkaç saat kurtardık hayattan. Allah Allah. Senin o o kadar macera çektiğin şeyde biz iptal isten bir tefekkür de bir iki dakika daha alıyorsun. Hem de hem kutsi. Gaflet ve sarhoşluk iptal hissediyor. Hissi devre dışı yapıyor. Heva yapıyor. Onlara gireceğim de şimdi ne demek? Sefaat ve sarhoşluk şiringa ederek yapıyor. Beşeri nazarın afaka dağıtan ve boğan ceylanlar, siyasi savaşlar, hadiseler. Deve kuşu gibi davranmaktan oluyor. Deve kuşu biliyorsunuz kaçışı anlatır. Kaçış rampasını. Sen nesin dediler? Deve. Yük taşı dediler. Tembel. Nasıl taşıyacağım ya? Sonra kanatlarını açmış. Demiş ki ben kuşum. Develikten kurtardı. Uç demişler. O da işine gelmiş temelin. Ya demiş ki ya ne deve olayım ne de kuş. Kafayı kuma sokuyor. Kimseyi ben görmüyorum. Kimse de beni görmüyor. Ama avcıya hedef olmuş. Bu ne demek biliyor musun? Azrail aleyhisselam ahiretmiş, Allah'mış, gaymiş hedefmiş. Hiç umurumda değil. Niye? Ben düşünmüyorum. Onlar da beni düşünmüyor. Ben onları unuttum. Onlar da beni unuttu zannediyor. Zannediyor. Ama Azrail aleyhisselama tam hedef olmuş. Deve kuşu gibi. Gaflet veren nefiyatlar ve heves. Bunlara gireceğim ama e, şu parçayı okuyayım. Ondan sonra bir görselimiz var. İptal his ne yapıyor? Onun üzerine ders yapacağım. Çok önemli o misal. İnce Mesnevi Nurey 157. Gafletin mertebeleri de muhteliftir. Yani çeşitli gaflet sebepleri var. Allah'tan, ahiretten. Ha hep gelecekte biraz bahsettim ama... Mazi deden gireceğim inşallah. Gafleti mertebeleri muhteliftir. Herkes her mertebede bu hakikati tamamıyla hissedemez. Yani bu hakikatları. Çünkü gaflet hissi iptal ediyor. Bak görüyor musunuz? Hissi iptal ediyor. Ve bu zamanda öyle bir derecede hi iptal hissetmiş ki yani içsel alemde his neydi abiler? Zemin sistem, iç alemde her şeyin konulduğu yer. Masa, toprak gibi, ağaç oraya dikiyoruz ya. E, İp, his iptal olursa iç aleme giren bilgilerde hiçbir şey, toprak yok ki. His iptal olunca nereye koyacaksın? Ha anlatmışsın diyor Kur'an'da, ha anlatmamışsın. Yani şöyle diyor, ha korkutmuşsun, ha korkutmamışsın. Musavidir. Çünkü niye? Çekirdeği atacaksın ama olur mu buraya? İç alemin mekanı yok. His iptal etmiş. Peki yaşamıyor mu his? Yaşıyor. Onu göstereceğim. Çok ilginçtir. Bu elim elemin acısını ehli medeniyet hissetmiyorlar. Fakat hassasiyet peki ne zaman hissedecek? İptalisi olmuş. Telefonla, filmle, videola, tiktokla, youtube'larla. diyor ki vur çarpatma oynasın. Bu benimle kalacak. Sonra yaparız bir tövbe. Polatlı'da birisi var. Dedim anlatayım mı seni? Anlat abi hakkımı helal ederim diye Dedim ki e, bir mesele açıldı. Tövbe sistemi çıkınca Kur'an'da şeytanlar endişe etti. İnsanlar günah işleyip tövbe ederek işlememiş gibi olacak. E bu kadar çalıştık diyor, diyorlar şeytanlar. Bu kadar emek verdik. Tövbe edince silinecek bu diyor. Hakikaten o kara kara düşünüyorlar. Birisi geldi beyaz düşünmeye başladı. Dedi ne düşünüyorsunuz demiş ya. Ben hikaye anlatmıyorum ha geçiyor aynı. Dedi ki böyle böyle. Baş şeytan dedi ki ya bunlar kolay ne var? İnsanlar günah işleyecek. Biz dedi öyle süsleyeceğiz ki günah olduğunu hissettirmeyeceğiz. Günah olduğunu kabul ettirmeyeceğiz. Bu sefer tövbe de etmeyecek. Günah değil ya. Tevil ediliyor ya. Günah olduğunu bilmeyecek. Dedim ki ona. Ya böyle bir şey diyor. Abi dedi tövbe etmek için dedi. Günah olduğunu hatırlamam lazım. İnan dedi hatırlamıyoruz biz dedi. Nasıl dedim. Yani nasıl günah olduğunu hatırlamam. Abi dedi anlayamazsın sen bizi. Aynı vallahi böyle diyor. Belki dedi nasibim olursa 5-6 ay sonra aa 5-6 önce o günah işlemiştim ya. Bazen geliyor bazen gelmiyor diyor. Günah olduğunu hatırlamıyorum ki. Günah ne demek diyor. Niye? Normal böyle bir hiçbir şey gelmiyor kafama. Böyle bir şey yaşıyor. Niye yaşıyor onu da bilmiyor. Öyle sokakta yatıp kalkan değil ha esnaftır. Dükkanı var dükkanı imalathanesi var. Kaç tane işçisi çalışıyor? Altı tane. Abdullah ise bilir. Beraberdik. Altı tane işçisi çalışıyor. Böyle bir şey yok diyor. Ne yapıyorsun? Ne böyle dedi çalışıyoruz. E yalan söylüyoruz. Gayet normal. Ne yalanı diyor. E, olmadı diyor. Oldu diyeceğiz diyor. Ya bu günahlar nasıl? Ne günah diyor. Ne, günah denilen bir şey hatırımıza gelmiyor ki tövbe edelim. Sen söyledin hatırladım diyor. Allah Allah. Fakat hassasiyet ilmiyenin tezahüdüyle yani İlim böyle derslere katıldıkça, kitap okudukça, mezarlıklara falan akraban ölünce, kızın oğlun eline gömerse, o da nasibinde varsa ha? Ben şöyle gördüm Mehmet Hocam. Kabirde gömüyor amcası, beyaz eşyacı. Ondan sonra siparişlere bakıyor cep telefonlar. Amcası gömülüyor birinci derecede. Benim hoca olduğumu bilmiyor, onun arkadaşıyım. Ama o hocanın, o mahallenin o da bu taraf camide, ben bu taraftaydım. Gömüyor, ben de yandım, bakıyorum da ne bileyim bu yeğenidir. E, e, yapıyor, amcası gidiyor. Bu arada, oğlum buna sipariş verme demediniz nasıl Çocuğuna diyor, parişleri takip ediyor, boş bayi, boş. Ee, aklına geliyor böyle, çaktırma ona her tarafa. Ulan bu mezarlık ya, en şiddetli bir şekilde ikaz mekanı. Bu da uyandırmıyorsa, hmm. ne olmuş, ne yapacaksın ki bunu? ayette dediği gibi cehenneme soksan canosu cehenneme so azap çekse ya rab bizi çıkar bak nasıl olacağız deseler diyor sonra çıkarsa aynı öyle olurdu. Onun için yırtma kendini. Herkes olacağı yerdedir. Olması gerektiği yerdedir. Layık olduğu yerdedir. Allah liyakata göre muamele ediyor. Layıksa bulacak o. Bizim Karadeniz'de bir laf var. Toprak yok ya dereyi çeviriyorlar. kün koyuyor, kaya koyuyor. Duvar yapıyor. Yani tarla açıyor. Yer yok. Fakat diyor, dere 30 sene sonra yatağını bulur. Dere bir fırtına gelir, yatağını bulur. Bir gelir bir fırtına ama nasibin de olmaz yani tövbe. Tövbe etse ne olacak ki? Öyle tövbe. Tövbe diyoruz. Yani içeride bir yarma yok mu? Yok dedi abi. Öyle bir şey yok diyor. Ya sen normal mi zannediyorsun bir tövbe edebilmek? Allah Allah. Yani içinde bir pişman hissi. Şey Öyle bir şey yok ki diyor ya. Ben böyle dediğim zaman, Fesuban Allah dedim. Mehmet Hocam da diyor ki biz de sana şaşırıyoruz dedi ya. Nasıl farklı görüyorsun ki? Normal dedi. Peki nedir bu? Hayatın süreci dedi ya. Normal hayatın akıcı, akışı. Ne ara bu? Böyle, böyle, işte. Hayat bu. Fakat hassasiyet ilmiyenin tezavü değil. Eğer nasibi varsa mezarlıklar, ilmi, kitap, birisi koluna tutup gelmişsin, bir videoya denk geldin, vay be ahiret Allah varmış falan. Uyanırsan, her günde 30 bin cenazeyi gösterme meftini kazatıyla o gaflet perdesi parçalanıyor. Şimdi ben iptal hisi bir videoya göstereceğim. İptal his nedir? Cemiyetteki insanlar aynı böyle. Şimdi onu gösteriyorum. Şimdi Furkan ne yapayım abim? Anladın mı? Şu anda orada neyi seyrediyorsunuz biliyor musunuz? Beni. Bak beni ha. Buradasınız. Ama bak o. Şimdi açtım. Şu anda aslında bununla fark etmez bununla bun falan kablo bağlantısı yok. Şifreyi verdi bana. Bilgisayarımla şurada onun bilgisayarına girdim. Bu benimle alakası yok. Yani kablo falan yok ha abiler. Kablo yok. Tamam kablo yok. Bu sistem bir şifre bilgisayarına ona dedim ki bak çok önemli. YouTube'lar böyle. Sana iptalisi anlatıyorum. Sana bir şifre gönderiyorum. Kabul et dedim. Bu da bilgisayar ya bu akıllı ekran. Kabul etti. İçine girdi. Şimdi bu adam Furkan'ın bilgisayarı burada duruyor. Kendisi neyi seyrediyor? Kendi bilgisayarın. Kendi bilgisayarı mı bu? Şimdi. Bak ha. Bak kendi bilgiyi bak. Orada gözüküyor. Orada gözüküyor. Bunu seyrediyor. Örnek olsun bak. Ne anlattım? Bu benim bilgisayardan ona bir şifre attım. O da kabul etti. O kendisi geçmiş bilgisayarına bakarken kendi bilgisayarını seyrederken aslında beni seyrediyor. Ben ne yapıyorsam o yapıyor. Ben oynatıyorum. İptali his budur abiler. Kendisini yaşadığını zannediyor. Beni yaşıyor o. İçine böyle giriliyor. Günahlarla, şifrelerle Böyle giriliyor. Bak şimdi anladınız bir daha. Şimdi bir daha kapatayım mı? Yeniden o, o bozulmaz değil mi? Şöyle çıksam. Şimdi bu kendi bilgisayarı. Benim değil. Benim öyle değil bakın. Arnavutköy benim. Masa üstü. Bu değil yani. Tamam. Hiç kablo bağlantısı yok. Bu misali anlayıp gitsen yeter bu akşam. Şimdi ben benim şimdi o da Furkan iç dünyası. Ben bunun içine gireceğim. İptalisi anlatıyorum Osman iptalis nedir? Sen kendini yaşadığını zannediyorsun geçtin karşıya kendi bilgisayar seyrediyorsun. Oysa benim kontrolümdesin. beni seyrediyorsun Sen denen bir şey kalmamış Ben olmuşum. Ha bak şimdi sana bir şifre gönderiyorum. Bunun adı günah. Aç bakayım endeks şeyi. Tamam, kopart. Bir bağlantıyı kopart. Geldi. Şimdi bak ne yapacak bu adam? Sifreyi gönderdim. Kabul ederse o adam öyle bir adam yok artık. Kabul et bakalım. Kabul etsin, tamam. Şimdi ben de benim şimdi. Bu adam zannediyor ki burada benim, sen değilsin. Bak şimdi. Gireceğim. Bunlar hep benim. Nereye gitti videom? Ben ne yapıyorum? O şimdi sen seyret kendini. Ben yapıyorum sana. Bu helal. Bu helal ha. Bir de haramı düşün. Biraz ilerleyeyim isterseniz. Ha? Vahiy. İşte bu vahiy. Aha şimdi ben kendi bilgisayarımı seyrediyorum diyor. Yalan değil mi? Haberi var mı şu anda? Sen çocuğu getirsen al oğlum. Gir işte. Bakıyor seyrediyor. Ben ne komut verirsem o çalışıyor. Bak şimdi burada dur. Bu iptal his bu abiler. Şimdi ne yapmış? Asrın medeniyeti şifreleri göndererek haramları, sefaatları işte saydı 5-6 tane 10 tane madde onlar edir. Bir tanesiyle aklımıza, bir tane şifresiyle vicdanımıza, başka bir yöntemle şifreyle kalbimize, ruhumuza giriyor artık kendimi yaşadığımı zannediyor. Bu iptal his. Böyle işte içimizde çalan, konuşan, eden, isteyen, istemeyen, kabul edip, reddeden, tercih eden, sinemaya giden. Artık bana ne veriliyorsa onu yapıyorum. Komut bende değil. Ben bende değilim. Bende o var. Ha işte bu. ama bak. Hadi var biraz dinle bakayım diyeceğim sana. Gene Allah'tan Kur'an var da. İnan. Bak Allah hakikaten şüphesi bütün yaptıklarımızı görüyor şu anda. Benim bilgisayarda ne yapıyorsam o yapıyor. Şimdi o adam insan düşün iptaliyiz. İstersen vahye bağlanırsın akılla şifreyi verirsin. İstersen öte iptal his böyle bir şey. Kapatıyorum şimdi. İptal ise devam ediyoruz. İptal his neymiş? Gaflet hissi iptal ediyor. Yani ben beğenden çıkıyorum. Kendi kontrolümde değilim. Gaflet. Hassasiyet ilmiye kendini tezahür ederek çıkmasıyla. Yani bu gaflet hissi iptal ediyor. Oyuncaklar, dünyadaki o değişken hadiseler, gaflet vesaire. Şimdi ben gaflet hissi iptal ederse. His vicdaniydi. Sırayla gidiyoruz. His nerededir? vicdanın içinde irade, zihin, his, latife-i rabbaniye. Dört tane. Bir daha vicdanın içi irade, zihin, his, latife-i rabbaniye. Bunlar his vicdandaydı. Mazinin yaşanmışlıklarından ders çıkart çıkartmamakla geleceğe gösteren korkuları kör ettiren his. Mesela gelecek var, kabir var, hadiseler var. Ne yapacağım? İkide bir geleceği taşıyor bu tarafa his, vicdan. Vicdan beni rahatsız ediyor. Kabir var, ahiret var, Allah var, hesap var. Var da var. Gelecek kaygısı var. Ondan kurtulmanın yolu o bir dildir. Ne söylüyorsa onu yaşamak lazım, kıblesine koymak lazım veya o vicdanı susturmak lazım. İptal his yapmak lazım. İptal his yaşanmıyor değil. Yaşıyorum ama ben yaşamıyorum. Ben de başkası yaşıyor. Hissettiklerim, hissettirildiğim. Neyi düşündürülüyorsam onu düşünüyorum. Nereyi tercih ediyorsam o ettirmiş. O zaman gelecek korkulardan, geçmişin elemlerinden kurtulmak için iptal hissetmem lazım. İptal isteyince onun sistemime girmesi lazım o benim sistemime girerse ben kendimi yaşadığımı zannediyorum. Evet hissi yaşıyorum ama onu yaşıyor. İptal his edince mazinin elemlerine sar, geleceğin korkularına kör ettirip yani insanı insanlıktan eden sürü psikolojisine takılır. Kendini hatırlatıcı her şeye sar, gitmekte olduğunu yani ne yapar? şimdi ona sorsalar, kardeş sen peki nasıl yaşıyorsun ahiret ölüm gelince? Ya diyor herkes nasıl yaşıyor? Sürü psikolojisi var ya, koyun böyle biliyorsunuz böyle gider. Bir tanesi atladığı zaman arkadaki de atlar. Ulan nereye gitti sormaz. Yani sürü psikolojisi böyle. Onlar ne yapıyor? Hop telefon hastalığı, hop araba hastalığı, hop bilmem hastalığı, hop bilmem dolar, hop bilmem ne hastalığı. E, nereye gidiyorum? Peki bunun sonu ne? Öyle iste, istetiliyor. Sonununun yok ki bunun. Bunun sonunun yok. Ha, geleceğin elemleri gele, ge, şey geçmişin elemi nedir? Vahiy. Vahinin sesleri geliyor. Allah vahi maziyi bize e, vahiy ile bağlıyor. Geleceğimizi de ahiretle. İşte iptaliz şu karı var. Maziye sar, istikbale kör ediyor. İptaliz bu işe yarıyor. Yani haramlara niye giriyor? Zevk olduğundan değil. Mazinin, geçmişin elemleri. Allah var, ahiret var. Bir sürü Allah'ın nimetleri var. Bunları nasıl yalanlayacağım? Bu kadar nimetler, bu kadar şeyler ne olacak hesap? Mazin rahatsız ediyor. Vahiy sesi yokmuş, duymayacak mı bir ses? Allah var, ahiret var, size böyle etti. O mazinin elemi, geleceğin korkuları anda perişan ediyor beni. Bundan kurtulmanın yolu ya Allah ve iman edeceksin veya iptal edeceksin. İptal işte böyle. Başkasına teslim edeceksin kendini. Kendini yaşadığını zannediyorsun. Akıl başkasının aklı. Girdi ya bunu gösterdi. aynı girdiler. Aklım onun aklı. Diyorlar ben de konuşuyorum. Hissim yani nedir? Tarafkirlik. Onun bana gösterdiğine tarafkirim. Hiç öyle akıl şey yok kafam yok. Ya niye böyle düşün hiç düşünmüyor musun? Ne düşüneceğim ya diyor. Önümde bu hayat budur Diyorum ben de yapıyorum diyor. Ya. Demek ki iptal his için oluyor. Mazinin yani vahinin nimet ilahiyelere hatırladıkça benim elem alıyorum. Mazinin elemi geleceğin korkularından kurtulmak için iptal diyor. İptali his veya istikamette sünnet yaşamak kendini hatırlatıcı her şeye sar gitmekte olduğunu kabre kör bırakır insanı. Deccal'ın cennetine seve seve atılır. Yani iptal hissedince ne olur? Maziye sar, geleceğe kör olur. Kendini hatırlatıcı her şeye sar. Ya git, benim meşgul olma. Dinlemiyorum, dinlemiyorum der. Bak israfla hırslara, ben merkeziyetle tenkitlere, pergeli koyduğumuz merkezde daire olur ya. Bel merkezli yaşayanın alameti nedir? Tenkitçi olur. Deccal'ın cennetine seve seve atılır. İsraf eden hırs sahibi olur. Kim israf ediyor? Hırs sahibi. Hırs sahibi de israftır. İsrafla hırslara, ben merkeziyetle tenkitlere, ben tek tek okudum iptal iyisi de oradan çıkarttığım manalardır bunlar. Kava düşünüp de yazdım değil bunlar. Başka? geleceği görememekten memnuniyetsizliklere yani imanı bile ahiret insanda hakim değilse memnuniyetsiz. Araba al, tablet al çocuğa kendine. Ne alırsan al memnuniyetsiz, kanaatsız. Mintindi. Hayır, hayır baba. Yok Hiçbir şey benzemiyor. Ne var, ne yağ var, ne tuzu var. Hiçbir şey benzemiyor. Sebebi memnuniyetsizlik gelecekten kopuk olduğundan. Yani istidadı, istediği var ya ahiret. Ahireti e, oyuncaklar gibi geliyor. Da oyun tablettir, arabadır, paradır, arabadır. E, yani bu sefer evet bu fıtratımın iktizası zannettim. Aldım bu arabayı. 15 gün bir ay sonra bıktım bundan. Eşinden de bıkıyor. Telefondan da bıkıyor. Niye bıkıyor? Ahiretin istidadını oraya veriyor. O bir anda her, yer olma, her yerde olma, anda her şeyi değişecek değişeceği alem olan cennette arzu isteklerini erteleyemiyor, öteleyemiyor. Buradakini sahipleniyor. İşte memnuniyetsizlik oluyor. Memnuniyetsizliklere, maziye sağır ederek kanaatsızlıklara, vahye sağır olan kanaatsız olur. Geleceğe kör olan memnuniyetsiz olur. Ahirete iman az olursa memnuniyetsiz olur. Allah'a iman zayıf olursa kanaatsız olur. Rehbersizlikle vefasızlığa, gafletle muanitliğe, itikatsızlıkla şirke, imansızlıkla küfre, hayatı putlaştırarak, hayatı putlaştırarak esbab ve tabiat perestliğe, gayi hayalsızlıkla enelere, elinden ölçüleri, mihenkleri, dini ve dünyevi ilimsizliklerle vehim ve vesvese hastalıklarına kendini unutup kendinden haberi olmadığı için hariç dünyaların ona biçtiği, istediği dünyaların içine koyduğu. Bir daha kendini unutup kendinden haberi olmadığı için kendini unutursa ben niye yaratıldım? Ben senden olsam dedi. Usta böyle demiştim. Abi ben sen sen ol, ben de ben olayım. O ki sen ben olacaktım. Beni niye yarattı dedi. Ha, o zaman kendinden haberi olmadığı için hariç dünyaların ona biçtiği istediği dünyaların bana elbiseyi onlar giydiriyor. Ne heves ediyorsam şimdi niye araba satılmıyor piyasada? Onlar istemiyor. Sende de iştek yok. Ama gece gündüz hep telefonla arabaya bakardı. Ne oldu? Niye durmuş? Galileo öyle diyor. İstemiyorlar. Ama Mahmut satılmıyormuş. Başladı mı? İyi açmışlar demek ki. Kendi öyle istiyorlar. Ne istiyorlarsa istiyorum. Ben istiyorum zannediyorum. Niye kalma koymuş 3 5 tane arsa? Ne yapacak? Ne olur ne olmaz. İtimat etse? Davaya harcayayım dese? Oh, ya bir şey olur canım. Davaya bir şey olur değil mi? O kadar insan var ya. Sen bana 3. arsayı söyle Mahmut. Dava varmış, hizmet varmış. Hizmetli gaze varmış, Müslüman varmış. Hizmet edilecekmiş. Ya 5 lira veririz ya Mehmet Hoca da çok da bağırıyor kürsüden yardım ediyor. Onlara lira da daha atarız yani. Ne var yani? Böylelikle vicdanımızı sularız. Vicdan da bağırmaz. He he oğul. He oğul he, he demiş. Ya onların istediği dünyaların içine bizi koyduğu için şimdi bile yaşayamadığımızdan şimdi bile yaşayamıyoruz. Biraz önce iptal istedim ya benim ekranda başkası yaşıyor. Ben zannediyorum ha Orayı bilmiyorum kötü bir şey bilgisayarı. Önüme koymuş. Vay, bu benim ya. Ne sensin? Oradan komutlusun. Orayı bilmiyorum ki. Ben bile yaşamadım. Ben bile bende olmadığım için hissi iptal olmuş olur. Hissi iptal olunca başka kendini yaşamıyor ki şimdiki hissi olsun. Bilgisayarın içine girilmesi için şifreyi vererek senin bilgisayar zemininde karşı tarafın bilgisayarında videoları seyretmek gibi kendini unutmuş kendinden haberi olmadan orayı yaşar ama bunu bilmez kendi hakimiyetim olan bilgisayarımdayım zanneder ayine darlığını unutup cenab Hakk'ın bekasını bilmesi gerekirken kendi bekasını aradığı için ölümden ve kabirden korkup sarhoşluğa ve deve kuşu deve kuşçuluğuna düşmüş. Ölümde niye korkuyor? Bir sebebi şu. Allah insana beka vermiş ruhuna. Beka. Sebebi o beka isteği aynadır. Aynada nasıl güneş gözüküyor? O beka duygumla Allah'ın bakiliğini anlamam lazım. Allah nasıl bir şeydir? Diyor ki kendine bak. Beka istiyorum. Sendeki o beka bendendir. Benim baki olduğumu anla diye verdim. Onun bakiliğini anlamam gerekirken beka isteğimle onun değil de kendi bekamı istedim. Ölüm korkusu başıma bela oldu. Ölüm korkusu kendi bekanı istemekten geliyor. Oysa o beka isteğimesi bakiyi anlamak içindi. Ayna güneşi göstermek için çevirdim ama bahçeyi gösteriyor. Yansıtıyorum bahçeyi, oraya yansımıyor. Ama güneşi çevirsem oraya yansıtacaktı. Böyle ayna oraya yansıyacaktı. Demek ki ölüm korkusu da böyle olmuş. Kabirden e, ölüm korkusu olunca ne yapacak? Sarhoşluğa ve deve kuşuculuğuna düşmüş. Ahireti isteyen Latife-i Rabbaniyesinin yönünü değiştirerek hayat, perest, ehli dünya. Bak ahireti isteyen, sonsuz mekanı isteyen o Latife-i Rabbaniyesi dünyaya saldırırsa yönünü değiştirerek hayat perest oluyor, ehli dünya oluyor. köyü değil İstanbul'u bile versen doymuyor, doymaz. Çünkü özel ebedi isteyen bir fıtratla kainatı koysan, ne kadar büyük dayı olsa fani koysan o nasıl doyacak? Ee, dünyayı ahireti bilerek, severek tercih ettirmiş. Dehşetli fakat cazibeli ve elim fakat meraklı hayatı dünyeviyeyi esas aldığından Hasta ve gattar Dikkat ederseniz hal bilir ki hep Risale'de bunlar. E, ahireti bilerek, severek tercih ettirmiş. Deşitli fakat cazibeli ve elim. Fakat merakla hayatı dünyeviye esas aldığından hasta gattar ve betbah asın belası ve vebasından yani salgın ve bulaştırıcı korkunç hastalıklarından zulümlü zülmetine düşmüş. Peki o zaman eylemde ne olur? İptalisi olunca Lubu bulamadığı için kışır ile meşgul olur. Yani kabukla meşgul olur. İçini kaybettiği için lubu bulamayan kışır ile meşgul olur. Başka hakikati tanımadığı için hayalata sapmış, sırat-ı mustakimi göremediğinden ifrat ve tefritlere düşmüş, Muvazenesiz yani metresiz ve mizansız, kantarsızlıklardan dolayı çok aldanmış ve onu dinleyenleri de aldatmış. Bu dört edili hakikati kaçırdığı için zahir perest ve suret perest olmuş. Ve ne derler diye yaşayarak ben bilineyim, ben tanınayım, ben konuşulayım, sahiplenileyim. Ha, beni sahiplensinler, benden konuşsunlar ve sıkıntılı yüklerin altına girer, yaşadığı sefi hayatına tiryakiliğinden dolayı haşa haşa Yanlış şeriatı şöyle der içinde o yaşaya yaşaya böyle dünyayı Allah ve ahireti ve şeriatın kanunlarını yüz bin defa aşağı şu anlar 724'te yanlış noksan ve eğri bulmak istiyorlar. Yani e, İslamiyet'in yanlış noksan eğri büyürü, görmek istiyor. Niçin? Yaşadığı hayatı sefi hayatı tilaki olmuş. Allah diyor ki yapma etme bu sefer olmaz ya gericilik ya o hangi zamandır demesinin sebebi böyle yaşamaktan geliyor. Cazibedar sefaat ve uyutucu lezzetli zehirleriyle ifsat ederek mabeynimizdeki tesanudi kırıyorlar. Ustadımızı ve bize hizmet eden ağabey ve kardeşlerimizi öteki tarafa geçersen ben okuyayım. Kardeşlerimizi ihanetle çürütmeye çalışıyorlar. Şu Şualardan almışım. 239 bunu okuyacağım keseceğim. Hem maziden hem istikbalden kopuk anda kendi şifresini verip başkasını kendisinde yaşamak nasıl ki bilgisayar şeyini vermişiz. Abiler işte hissi iptal eden 10 tane madde vardı. 10 tane maddeyi bir tanesi cazibedar oyuncaklar, uyutucu hevesat, fantaziyeler gaflet sarhoşluğu Heva. Hatırladığım kadarıyla Mehmet Hocam heva, his ve heva, heves değil heva 28 defa geçiyor Kur'an'da. Men <laughs> ittehaza ilahahu hevahu. Heva. Heva ilahlık iddia etmek. Kulazı böyle bir <laughs> nas, melikin nas, ilahin nas. İlah. İlahlık iddia etmek. Yani insanda bu şey var. Allah'ın ilahlığını kabul etmese kendisini ilah zanneder. Allah'ın kainattaki tasarrufatını, hakimiyetini, şeriatını kabul etmeyen Allah'ın rububiyetini, Rab'lığını inkar eder. E, bunu yapınca da kendi malik olduğu ev, apartman, gençliğini vesaire benim zanneder. Kendine vücut rengini verer. Vererek malikiyet dava eder. Melik-i Nasa muhalefet eder. Yani e, istidatlarımız var ya melekelerimiz. Melik-i Nas. Kulavuzu bir Nas. Kainatın patronu Allah'tır. Kulavuzu bir Nas. Melikin nas, bütün mal, mülk, her şey ben de onunum. İlahin nas, onun için o ilahtır. Kainatın sahibi ve maliki olduğu için ilahtır. Ben tersini yapıyorum şimdi. Kulazı bir kainatı idare eden kanunları e, kim ya tabiat kendi kendine tesadüf. Ben de kendi kendimi idare ediyorum. Beni kim yönetecek ya? O Allah'ın rububiyetini, Rab'lığını reddedince elindekilerin de sahibi kendisini zannediyor. Melikin nas melekelerimiz, malik olduklarımız meleke, istidat ve kabiliyetle, ben kabiliyetimle yaptım diyor, inne ma'ututine ala ailmin diyor, ben ilmimle yaptım diyor, bak malik olduklarımla yaptım diyor, nas. ben malikim, mülkün sahibi benim, çünkü niye ben kazandım bunları, o zaman melikinnas, Allah'ın malikiyetine kafa kaldırır, sonra da İlah nasıl olur? Allah'ın kainattaki raplığını, sahipliliğini reddedip e, kendindeki emanetleri de ben kazandım, benimdir, sahibi benim dersen malikiyetini de reddedince ilah oluyor. Şimdi ne kadar ilahlar var piyasada? Dolu. İlahin naz. Peki <laughs> onun bedeli nedir? Ondan sonra bir tanesi akıl, bir tanesi kalp, bir tanesi ruhu duman ediyor. Ruha geçince hastalık, yani kafada olursa vehim ve vesvese, kendimi kötü hissediyorum. Kapta olursa içsel çöküntü, ruha geçerse intihar. İntihar edecek. Başka şansı yok. Ya iman, ya intihar. Peki ne nasıl yaşıyorlar? Şimdilik e, sefaatle, uyutucu zehirleriyle, esrar, eroin, içki, bilmem nelerle bir derece uyutuyor. Tabii ama günah senin zannettiğin gibi cazip değil. Yapa yapa, yapa yapa benim şu bardaktaki suyu içer gibi normal olur. O senin zannettiğin günahlar var ya cinsellik, baklava, gezme, uçak sahibi olma ne istiyorsan onu çokça eline geçirenlerin zannetme ki ondan zevk alıyor. Alamıyor. En lüks arabaya en fazla 15 gün biner. Binemez. Binemez kardeşim. Hepsi çorba oluyor. Adileşiyor. Peki onu yaptı. Tat bitti. Keyif vermedi. Bunu yaptı. Keyif vermedi. Bunu da yaptı. Keyif vermedi. Ne olacak? Biz gene böyle bir dersler mesleri gidiyoruz. Kur'an da bir format atıyoruz. Onlar kesinlikle kafasını ayık olmayacak. Evet Müslüman olacağım ama diyor. İçkiyi nasıl halledeceğiz diyor Almanya'da. Alman iki kişi geldi de bir tane Müslüman oldu. Ötekisi olacak. Bit. engel kalmış. Şu bir ay işini nasıl yapacağız diyor. Ben diyor en çok korktum. Neden korkuyorsun? Niye böyle şey yapıyorsun? Ben en çok korktuğum şey düşünmekten korkuyorum. E peki işini nasıl yapıyorsun? Ezberlemişim diyor. E, gemi tersanesinde çalışıyor bu Alman. Yani el etseyip Hiç düşünmüyorum diyor. Bir, bir ram olacak diyor kasam. Bir kasa olacak. Çalışıyor. Ben, en büyük düşmanım benim diyor. Düşünmek. Düşünmek en büyük düşmanıymış. Hayal anlatmıyorum. Aynı dediklerini söylüyor. Düşünmek düşmanıymış. Düşün, düşünceden korkuyorum. Ama diyor İstanbul'da da diyor niye az düşünüyorsunuz diye duydum diyor. Niye düşünmüyorsunuz? Ben... Ama dedim korkma senin dünyanı düşünürsen azap verir ama İslam sana vaat ettiği şeyleri düşündükçe keyif veriyor. Yani de o mezarlıklar falan, o ölümler falan onlar dedi düşünce dü düzelecek mi diyor? Mezara bakıyor böyle. Fe Bakayım 231 de şey var. Ama saatimiz doldu. Maksat anlaşıldı zannediyorum. Yani bir de e, dalalet ve sefa şeyi onun cümlesini söyleyeyim de dalalet şey mağdub gayril mağdubi aleyhim ve e, 279 cümleyi göstereyim kapatayım mevzuyu 279 şeyler ta vicdanı aldatsın diye başlıyor mağdub yaratılış yani gayril mağdubi aleyhim ve dalin. mağdub dalin bir tanesi Yahudiliğe bir tanesi Hristiyanlığa söylerken tefsirlerde araştırdım Mağdup, yaradılış hikmetini unutmaktan, kaybetmekten ahirete kör kalp gidiyor. Dallin, maziye, vahye sahir olmaktan, heves, heva, eğlence, sefaatten, memzuç, Allah'ı unutmaktan dallin. Ruhu çökertiyor. Mağdupla kalp, dallin ile ruhu öldürüyor. Gördünüz bunu? Ha orası Ha bak. Mağdup, Yaradılış hikmetini unutmaktan, kaybetmekten ahirete kör. Yani mağdub, gayril mağdubi aleyhim mağdub, ahirete imanı kaybedenler olur. Dalin, Allah'a kaybedenler de olur. Ma, gayri, ma Peki onu da ne diyoruz? Ama Ya Rabbi muhafaza etsin bize diye. Ee, şeyde de şurada biraz yukarı çık bakayım. Bak abiler. Ee, heva hi, iptal hissediyormuş. Heva. Ne demek heva? İlahlık iddiası. İlah. Kendisini ilah zannetmek. İlah iki şeyin toplamıdır. Kuleyazı bir Rabbin nas, melikin nas. Toplarsan ilahin nas. İlah olur o kişi. Nasıl olur? Allah'ın kainatın patronunu, hakimiyetini, sahipliliğini bırakıp Allah öyle kendi kendine tesadüf, tabiat oldu diyerek Allah'ın rububiyetini ...şeriattaki kanunlarını... ...gerek beşeri, gerek cemiyet, gerek aile hayatını... ...bak Müslümana iniyorum... ...Allah'ın hakimiyetine ne ve hakim kim olmaz... ...boşanırken Allah'ın kanunu yok... ...evlenirken yok... E, ...borç verirken yok, borç alırken yok... ...yani ticaret yaparken Allah yok... E, peki Allah'ın Rabbin nasıl oldu mu? Olmadı... ...yani ondan sonra... E, ...geziyor geziyor nikah yok... ...ondan sonra... Belki de hamile kalıyor. Sonra evleniyorlar. Karar veriyorlar. dinin nikah yapıyor. O rahm-ı düşen çocuk ne oluyor? Kolayazı böyle bir Kainattaki o tasarrufunu, yani evdeki tasarrufu, bendeki yaparım, yapamam, diyemem, derim, ver, verme, ayıptır, günahtır, helaldır, haramdır, farzdır, haramdır. Bu kavramlar Allah'ın kainattaki sahipliliğini kabul eden de olur. Ha. Kolejev Rabbinas, Melikinas, Allah'ın mülkundur. Malikel mülk. Yete fi mülki kefe yasha. Mülk sahibi mülkünde tasar istediği gibi tasarruf eder. Benimdir diyor. Ben kazandım diyor. Karun demedi mi? Ben ilmimle yaptım dedi. O Melikinas bize nasıl yansır? Melekelerimiz istidat ve kabiliyetlerimle yaptım. Melekelerimle malik oldum. Melekelerimle malik oldu. Araba, ev, arsa malik oldum melekelerimle, malikiyetlerimle benim o zaman Melik-i Nas'a da işi yaptım. E ne olacak peki ondan sonra? İlahi Nas, Allah işte rububiyetini, melikiyetini e, kendime alırsam tabii ki sonuç itibariyle ilahım kendisini tapınıyor. Yani ne, ne deme tapınmak? Kimse kendisini Allah'a u Ekber ne yapıyorsun kendime tapınıyorum. Yani kendi pişir kendin ye, kendi silah olmuş. Ne istiyorsa yaşıyor. Allah demiş. Aa Pascal Chanon hac. Yani ne diyor Allah? Ezan varmış. Oruç varmış, zekat varmış, dava varmış. Böyle biraz aile hayatında sorumluluk varmış. Heç. Öyle bir şey yok. Ne istiyorsa kendisi yaşıyor. Bu ilah hevai nefsini men ittehaza ilaha huva. Kendi hevai nefsini ilah edindi. Ne istiyorsa emre emredersin diyor. Onu yapıyor. Bu ilah hiç Allah ile alakası yok. Ne istiyorsa onu yapıyor. Bu ilahlık işte. Allah muhafaza etsin. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Sırat-ı müstakimden ayırmasın. Cenab-ı Hak Müslümanlara İslamiyet'e yardım eylesin. Ya Rabbi İslamiyet'e ve Müslümanlara yardım eyle. Gazze ve dünyada her nerede Müslümanlar sıkıntı çekiyorsa Allah'ım onlara yardım eyle. Allah'ım onlara nüsetini ve görünmez ordularını ihsan eyle ya Rabbi. Okuna şu derslerin hürmetine. Ya Rabbi onlara nasıl ne iktiza ediyorsa bu dersin hakikatını tahakkuk etti ya Rabbi. İslamiyetine ve dinine ve Müslümanlara düşman olanları. Başta küfrün merkezi olan İsrail ve İngiltere'yi, Amerika'yı ve Fransa'yı ve yandaşlarını. Bu ismin, bu derslerin iktizası neyse onları da Kahar ismine karı perişan eyle ya Rabbi. Ve ahir davakum en ilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha Amin. Allah hepinizden de razı olsun. Fakat iptal his tehlikeli bir şeydir. siz siz olun, şifrenizi kimseye vermeyin. Şimdi şifreyi böyle dersen giderken zannetmeyin banka hesaplarımızı boşaltacaklar diye. Ki banka hesabı bir şey değil ki. Esas seni boşatıyor.